Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın sonrasında kuşbaşı etlerinizi nasıl kavurma halinde saklayabileceğinize dair bir video çekmek istedim. Kuşbaşı eti ve hayvanın kendi içinden çıkan iç yağını gördüğünüz gibi doğradım. Şimdi doğramış olduğum eti ve yağı düdüklü tenceremin içine alacağım arkadaşlar. Öncelikle yağları tenceremin tabanına yerleştiriyorum. Daha sonra da doğradığım kuşbaşı etleri yağın üzerine alacağım. Orta ateşte düdüklü tencere ötene kadar bekleteceğim. Düdüklü tenceremin düdüğü ötmeye başladıktan sonra altını birazcık daha kısarak 30 dakika kendi suyuyla pişmesini sağlayacağım. İçine kesinlikle tuz ilave etmedim arkadaşlar. Tabi herkesin evinde kullandığı düdüklü tencerenin pişirme süresi illaki farklılık gösterecektir o yüzden Biraz kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim Eğer kullandığınız tencere daha hızlı pişiriyorsa 20 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır Ben 30 dakika Düdüklü tencerem ötmeye başladıktan sonra beklettim Ve tenceremin kapağını gördüğünüz gibi açtım İçindeki yağı erimiş şu an kendi yağında etlerimi bir miktar kavurmaya devam edeceğim. Bu arada içine dilediğiniz ölçüde tuzunu ilave edebilirsiniz. İçine başka yağ ya da herhangi bir şekilde su ilavesi yapmadım. Tamamen kendi suyu ve kendi yağıyla beraber kavurmamı hazırladım arkadaşlar. Tuzunu da attıktan sonra isterseniz böyle silikon bir kalıp kullanabilirsiniz ya da herhangi bir kabın içine streç film serdikten sonra eti onun üzerine aynı bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Şimdi üzerine bir buzdolabı poşeti geçiriyorum ve bu kalıbı bu şekilde dondurucuma atacağım arkadaşlar. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra kullandığım kalıp silikon olduğu için çok kolay bir şekilde eti içinden alabileceğim. Ya da içine streç film sermiş olduğunuz kabı da yine aynı şekilde böyle ters çevirerek içindeki kavurmanızı rahat bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şöyle bir yaklaşık 15 dakika oda ısısında kavurmalarımı beklettim. Bunun da sebebi onu dilimlere ayıracağım ve bu şekilde tek kullanımlık hale getireceğim. Eskiden çömleklerin içinde saklanılan kavurmayı biz şimdi bu şekilde dondurucularımızın içinde muhafaza edebiliyoruz Arkadaşlar bu şekilde tek kullanımlık parçalara böldüğümüz zaman kullanım rahatlığı açısından gerçekten pratik oluyor pişirdiğiniz yemeğin içinde böyle bir parçayı bıraktığınız zaman yemeğiniz daha lezzetli olacaktır deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun yeniden görüşmek üzere hoşçakalın